Arkadaşlar, Naciye'nin Sade Dünyası'na hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Mutfağıma da hoş geldiniz canlar. Rabbim sağlık, sıhhat, mutluluk, huzurluk versin canlarım. Siz de beni soracak olursanız, hamdolsun, şükürler olsun, iyiyim diyeyim, iyi olalım ama birazcık hastayım, üşüttüm herhalde canlar. Çok sık terliyorum, boğazlarım yanıyor. Rabbim cem cümlemize inşallah sağlık sıhhat verir canlar. Bugün de Naciye teyzeniz mutfakta ne yapıyor? Ne yapıyor dedim, bir katmer yapıyordum canlarım. Dedim bir de paylaşım yapayım arkadaşlarımla. Canlarımla onlar da bir görsün. Yapmak isterlerse yaparlar. Tabii ki onlar daha iyi bilir de. Benden de bir görsünler dedim canlarım. İlk önce hamurumu yoğurdum. Nasıl yoğurdum canlar? Bu hamura tuz, su, sadece hiçbir şey yok. Ilık suyla yoğurdum canlar, görüyorsunuz. Bunları yoğurdum, bezesini aldım böyle ufak ufak tavama göre canlar. Ondan sonra biraz beklettim canlarım. Bir yandan da pişiriyorum, bir yandan içlerini yağlıyorum. Canlar bunu böyle yaptım. Ondan sonra içine ne koyacağım diyecek olursanız canlarım, bir bardak. Benim hamurum çok olduğu için siz hamurunuza göre yapın. İster yarım bardak yapın arkadaşlar. Şu bardağına canlarım. Bir bardak sıvı yağ, bir bardak un koydum canlarım. Aynı yarı yarıya. İster yarım bardak un koyun, yarım bardak yağ koyun. Kendi hamurunuzun çokluğuna, azlığına göre. Canlar. Ondan sonra bunun içine koydum canlar. Böyle gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın böyle bir hal aldı. Unla sıvı yağ arkadaşlar böyle pürüzsüz kalana kadar bozulmuyor içi. Karıştırdım, karıştırdım. Sadece sıvı yağ, un arkadaşlar. Başka bir şey yok. Bakın. Böyle cıvık bir sıvı haline geldi. Bunu ne yapacak? Naciye teyzeniz içine sürecek. Yağına bunu içine sürecek arkadaşlar. Bu sefer de böyle yapayım, deneyeyim dedim canlarım. Bir yandan da pişiriyorum. Biraz bunun bezelerini büyük almıştım. Şunları da küçülttüm arkadaşlar. Canlar. Biraz bu kalın gibi oldu. Olsun. Yenilir yine de canlarım. Çok kolay. Çok çok basit. Hiç hamur açmasını bilmeyenler yapar canlar. Merdane ile şöyle iki dönderin canlarım. Hamur açmasını bilmeyenler için merdaneyi şöyle bastırın. Çay tabaklığında büyüklüğü olacak. Düz olmasına da gerek yok. Arkadaşlar nasıl olursa olsun, nasıl açarsanız açın. Bak naha, benimki çok yuvarlak olmadı. İşte görüyorsunuz, çok da yuvarlak olmadı canlar. Bakın böyle yapın, ellerinizle çekiştin, açamazsanız da merdaneyle. Açamayanlar için diyorum canlar. Un da atabilirsiniz içine, altına üstüne arkadaşlar. Unu da olabilir. İster unsuz açın, kendi isteğinize bağlı. İşte bu kadar canlarım. Bir tabak büyüklüğünde açtım. Servis tabağı büyüklüğünde. Fazla açmadım canlarım. Bu da biraz daha pişsin. Ondan sonra ne yapacak Naciye teyzeniz? Canlar, bu yaptığım sıvıyı içine iki kaşık koyacağım canlar. Görüyorsunuz. İki kaşık koydum. Bunu böyle kaşığımın altıyla her tarafına yayıyorum. Görüyorsunuz da canlar. Benim de bu hamurumda bir işte bir tane açmam lazım canlar. Bunu bir daha çevirelim. Güzel pişsin. Altı kısık ateşte pişiriyorum. Bu yağlama işim bittikten sonra canlar iki tavayla yapacağım. Daha tez pişer. Arkadaşlar ne yapıyorum? Ben bunu 7 parçaya böleceğim. Bir parçası geniş olacak. Siz yapmak isterseniz kolaylık için bu böyle bir bardağı kullanabilirsiniz canlar. Böyle ortaya koyun. Ben kullanmıyorum ama. Şimdi keseceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçaya böldüm. 7 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça oldu. İster kim 7 de olabilir arkadaşlar. Aha 7 olsun. Canlar bunu böyle kestim. Bir yandan da yanar arkadaşlar. Bundan bilgilenmem lazım. Bu da işte. Canlar şimdi bu bardağımı aldım, görüyorsunuz. Şimdi bunu aldım, buraya kapattım. Bunu aldım, kapattım. Bunu aldım, kapattım. Canlar bunu aldım. Böylece, böylece canlar. Bu en büyük. Birazcık büyük yaptım bir tanesini ki burada her yerini böyle kaplayacak canlar. Görüyorsunuz.
Yanlarından yağlar akabilir, aksın. Hiç önemi yok canlarım. Bakın bu böyle beklesin canlarım. Evet, altı da böyle oldu. Olsun, hiç önemi yok. Görüyorsunuz. Bunu böyle dinlendireceğim. Bu dinlenecek canlar. Benim dinlenmiş hamurum var. Bunu da yeni yapmıştım ama bunu açacağım ben şimdilik canlar. Birini de yakmayalım, birini yapalım diye. Canlar bunu şimdilik ben açacağım. Bu pişen hamuruna bunu yerine bunu koyacağım. Bunun içi yağlandı. Aynı demin yaptığım gibi yağlı bunun içi canlar. Bakın hiç yuvarlak olmasına gerek yok. Nasıl açarsanız açın. Yağlı hamur olduğu için zaten yapışmaz. İster kare açın, ister yuvarlak açın. Yalnız kenarları aynı eşit olsun canlar. Bakın benimki işte düzgün olmadı. Olmasın. Fark etmez. Zaten kesilecek bu piştikten sonra canlar. Bu da pişti bir yandan. Canlarım görüyorsunuz. Bakın bu yağlı hamurumdu. Kenarlarına birazcık elimizle şöyle çökelim. Kalın olmasın. Evet. Görüyorsunuz. İşte bakın canlar. Bakın bu böyle bir hamur oldu. Bu katmer olacak canlar. İçi boş katmer. Ben bunu alayım. Bu hamurum pişti. Bunu buraya koyalım. Onu yağlayalım. Arkadaşlar bunu aldım. Böyle tavama koyuyorum. Pişirmeye koydum. Canlar bu pişti. Şimdi ne yapayım bu hamurumu? Paket yağına yağlayayım. Pişmiş katmerimi canlar. Görüyorsunuz. Kısık ateşle yapalım. Birden karlı olup yanmasın canlarım. Çıtır çıtır. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim yaparsanız canlar. Çok güzel oldu. Biz yine o pişene kadar bir tane daha yağlayalım. Göstereyim sizlere canlar. Bu boş beze. Beze hamur arkadaşlar. Çifte çifte de yağlayabilirsiniz canlarım. Bunu böyle açın. Hiç özelmenize gerek yok arkadaşlar. Hiç yamuk oldu, şey oldu. Nade teyzeniz öyle yapıyor arkadaşlar. Olmam diye bir şey yok. Hepsi de oluyor. Bak bunu böyle açtım. Bunu da açayım arkadaşlar. İkisini birden yağlayayım. Evet. Oklavaya gerek yok. Merdane ile elinizden bile açarsınız canlar. Evet, elinizden bile açarsınız. Bakın bir öyle bir böyle yetin arkadaşlar. Hamuruma da bakayım canlarım. Bir yandan da pişti. Canlar bakın bunları açtım gözünüzün önünde. Ne yapacağız şimdi bunları? Bu içini yaptığım şeyine yağlayacağım canlar. İki kaşık buna koyalım. İki kaşık buna koyalım. Ne yapalım? Tersiyle kaşığımızı yağlayalım canlar. Yağları taşsın fark etmez. Zaten açılacak hamurlarımız var. Onun yüzü yağlı olur. Yağlarım taştı diyerekten içine yağ taştı diye hiç merak etmeyin canlar. Arkasından geri tekrar hamur geliyor çünkü. Ben şimdilik iki tavayla yapacağım. Bunları da yağladıktan sonra canlar. Nasıl yapıyorduk? Bunu bardaksız yapayım canlar. Bakın ortası yuvarlakça kalacak. Ortasına kadar da kesilmeyecek canlar. Mesela şu bardağın ortası kadar kalacak canlar. Boşluk ortasında. Hadi bardakla göstereyim yine sizlere. Bunu ortaya koydum hamurun kenarlarından. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yalnız parçanın biri arkadaşlar öbürlerinden büyük olacak. Canlarım öbürlerinden büyük olursa daha iyi olur. Ne oldu ortası? Ortasına kadar kesmedim. Canlar bunu getirdim. Böyle koydum. Demin de yaptığım gibi göstermiştim. Böyle koydum. Evet. Böyle yapıyorum. Bu da bakın büyük hamur canlar. Bunu her yerini kapatıyorum. Canlarım. Böyle yapıyorum. Ne oldu? Bakın şöyle de kapadın. Altına doğru canlar.
Bunu dinlenmeye alalım canlarım. Dinlenmiş hamurlarımızdan açalım canlar. Bunu da mesela göz kareli yapıyorum bardak koymadan. Bir, iki, ortası yalnız boş kalacak. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Arkadaşlar bir parçası böylece büyük olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunlar küçük. Böyle. Arkadaşlar hamurum kabarmaya başladı canlar. Görüyorsunuz. Bunu böyle getiriyorum. Bunu böyle getiriyorum. Size kolaylık olsun diyerekten bardakla yapabilirsiniz. Kenarlarını kesersiniz. İster bıçakla, ister hamur kartıyla. Hamur kartıyla daha güzel oluyor canlar. Çünkü mermer çizilmiyor. Arkadaşlar elinizde ne erzağınız ne şeyiniz varsa ona göre hareket edersiniz. Çok kolay, çok basit katmer canlarım. Oklavaya gerek yok. Merdaneyle. Çok büyükçe açmaya da gerek yok. Gördüğünüz işte arkadaşlar. Ya da damlaya da bilir. Damlasın arkadaşlar. Zaten bu geri açılacak. Böyle alırız yağlarını da. Canları. Görüyorsunuz. Bunu da böyle koyun. Arkadaşlar ben bir tane daha açayım. Canlar. Bakın zaten bu açılacak. İçi yağlı hamur. Bir yandan pişirelim. Bir yandan. Yine var. Benim de hamurlarım içi yağlanacak arkadaşlar. Bunların içi yağlı. Bunlar da yağsız arkadaşlar. Bunları biraz küçülteceğim. Büyük almışım pezelerini. Bakın canlarım. Bunları biraz büyük diyerekten küçültüyorum. Biraz nasıl küçültecek Naciye teyzeniz onu da göstereyim. Tavanıza büyük geldi. Aldım mesela. Bu bir tane tavaya iyi arkadaşlar. Bu da iyi. Biraz kalın olmasın diye yapıyorum. Şu ikisi kalın oldu. Biraz büyük almışım canlar. Bakın. Bundan da bir tane beze daha çıkaracağım. Ben bir yandan pişireyim. Bir yandan da arkadaşlar açayım. Hepsi eşit olsun bu parçaların. Arkadaşlar bende kesme biçme yok. Orijinal arkadaşlar. Canlar orijinal yapıyorum her şey. Bakın bu birikmiş hamur böyle yapıyorum. Bunu koyuyorum. Bunlar dursun. Arkadaşlar bunları şimdi kaçacağım. İçini yağlayacağım. Bunu da açalım canlarım. Bunu yağlı hamurumdu. Bunu yağlamıştım canlarım. Görüyorsunuz. Bunu açalım. Tersli düzlü açabilirsiniz canlar. Arkadaşlar izleme yapın. Beğeni yapın canlar. Naciye teyzenizi yalnız bırakmayın arkadaşları. Bakın bugün de katmenle uğraşıyor Naciye teyzeniz. Bakın nargile kızardı canlar. Çok güzel oldu. Bu açtığımızı koyalım. Arkadaşlar işte bu kadar. Bunu da yağlayayım canlarım katmerimi. Böyle yaparsanız oklava tutmayı bilmeyenler merdane ile eliyle yapabilir canlar. Katmer çok kolay bir şey. Canlarım. Dışarıdan ambulans mı geçiyor? Yangın şeyi mi geçiyor arkadaşlar? Yangın herhalde. Arkadaşlar canlar ben burada sonlandırayım. Hoşça kalın, dostça kalın. Naciye'nin sade dünyasında kalın. Beğeni yapalım, unutmayalım canlar. Bakıyorum yorumlar fazla, beğeniler az canlar. Unutuyor musunuz? Bilinçli mi yapıyorsunuz? Bilmiyorum.
Yorum yazanlar, arkadaşlarım. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ankara'dan bol bol selamlar. Yangın mı var? Bir bakayım. Arkadaşlar 5-6 tane Rabbim kolaylık versin. Yangın var herhalde. İtfaiye arabası geçti. Hoşça kalın. Bol bol selamlar.